Merhabalar. Veri tabanının mantığına girmeden önce ilk olarak veri tabanı nedir? Buna bakalım. Veri tabanı herhangi bir uygulamanın arka tarafta kalıcı bilgilerini saklayan bir depo olarak tanımlayabiliriz. Düşünün ki internet ortamında bir siteye kayıt oldunuz ve bu kayıt olduğunuz siteye daha sonra geldiğinizde önceden girdiğiniz bilgilerin hala orada olması arka tarafta bir veri tabanının kullanıldığının göstergesidir. Peki bütün uygulamalarda veri tabanı var mıdır? Hayır, yani bütün uygulamalarda veri tabanı olmasına gerek yok. Örneğin tanıtım sitesinde bir veri tabanı kullanmanıza gerek yok. Çünkü bilgilerinizi bir kere HTML sayfası üzerine giriyorsunuz ve kullanıcılar bu HTML sayfasına istekte bulunuyor. Ve de sadece o HTML sayfasının içeriğini sürekli görüyorlar. Ama düşünün ki bir ürün satıyorsunuz internet üzerinden ve bu ürün yelpazesine sürekli yeni ürünler geliyor. Ve de belli ürünleri sürekli güncellemeniz gerekiyor. Sürekli aynı ürün listesini gösteren HTML sayfasını sürekli editörde açıp bunun içerisindeki ürünlerde değişiklik yapmak zor oluyor. Çünkü değişiklik yapıyorsun, kaydediyorsun, bunu server'a tekrar atıyorsun. Kullanıcılar son halini, ürünlerin son halini görsün. Bunu yapmak yerine karşınıza bir tane admin paneli geliyor, yönetici paneli. Bu yönetici paneli üzerinden veri tabanındaki ürün bilgilerini değiştiriyorsunuz ve bu bilgiler zaten değiştiği anda zaten bu bilgi veri tabanındaki bilgileri kullanan HTML sayfası ürünün yeni halini kullanıcıya direkt göstermiş oluyor. Yani uygulamanızı bir kere tasarlıyorsunuz ve de kullanıcılar bu uygulamaya ne zaman erişse ürünlerin son halini görmüş oluyor. Ve dolayısıyla bilgilerinizin kalıcı olması için veri tabanı kullanmanız gerekiyor. Peki bu veri tabanı nasıl bir yapıya sahip? Örneğin karşınızda bir üyelik formu. Bu üyelik formundan girilen bilgiler toplanıyor ve register butonuna tıkladığı anda arka tarafta bir program var. Bu program buradan girilen bilgileri alıyor ve de bu aldığı bilgileri ilgili veri tabanı tablosuna ekliyor. Ve de bu artık bu veri tabanı tablosunda bilgiler kalıcı hale geliyor. Veri tabanı tablosu aynen şu şekilde. Bizim normal Excel tablomuzdan hiçbir fark yok aslında. Zaten Excel tabloların da uygulamaların arkasında veri tabanı olarak da kullanılıyor. Yani Excel de bir veri tabanı türü aslında. Çünkü verilerinizi liste şeklinde, tablolar şeklinde saklayabilen bir dosya. Bu tabloya baktığımızda bu tablonun kolon başlıklarının olduğunu görüyoruz. Ve kolon başlığı altında kolon başlıklarının türüne karşılık gelen ürün bilgilerinin girildiğini görüyoruz. Yani ürün bilgi derken burada işte kullanıcı bilgileri. Örneğin ad alanı Ahmet, Hasan, Ali, Ayşe, Bir aşağıya doğru geliyor. Soyad alanı, mail alanı, telefon alanı, cinsiyet alanı, şehir alanı. Tabii bunların bu bilgilerin hepsini tek bir kolona eklemek bu bilgileri daha sonra talep etme açısından zor olur. Çünkü düşünün ki bu tabloda binlerce kayıt var. Ve de bu kayıt içerisinden sadece Kocaeli'de yaşayan kullanıcıları çağırmak istediğinizde bu sefer ne yapmanız gerekiyor? Şehri Kocaeli olan kişilere bir sorgu yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla Kocaeli ayrı bir kolonda olması gerekiyor ki ben bunları filtreleyebileyim. Aynen Excel'deki filtreleme özelliklerini kullanır gibi. Dolayısıyla veri tabanı bilgilerini veri tabanı içerisinde bulunan tablolarda sistemli bir şekilde saklamak çok önemli. Gereksiz veri tekrarı yapmamak lazım. Daha sonra bunlara ulaşmak için gereken teknikleri ilk başta uygulamamız gerekir ki bu bilgileri daha sonra elde edeceğimiz zaman bunları performanslı bir şekilde ve de çabuk bir şekilde bu bilgileri elde etmemiz tabii ki önemli. Ancak şu anda veri tabanının sadece ne olduğundan bahsediyoruz bu derste. Yani veri tabanı temel olarak Excel tablosuna benzeyen, hatta Excel'de bir veri tabanı demiştik. Veri tabanına benzeyen bir yapı, tablolar şeklinde. Şimdi gelir şurada özetlersek veri tabanı içeren bir programı nasıl çalıştığıyla alakalı. Şimdi şurada bir tane veri tabanımız var. Veri tabanının sembolü genelde bu şekilde kullanılıyor. Burada bir program kodumuz var. Hatırlarsınız bir HTML sayfalarına direkt statik içerikleri ekliyorduk ama HTML sayfasını dinamik olarak oluşturmak için biraz evvel anlattığımız ürün örneğinde olduğu gibi ürünler veri tabanında ve veri tabanından ürünler program kodu aracılığıyla çekiliyor. Buradan bir sorgu oluşturuluyor. Sorguya veri tabanını gönderdiğiniz zaman veri tabanı sana o sorguya karşılık gelen ürünleri tekrar sana gönderiyor. Program kodu alıyor bunu. Program kodu bu aldığı ürünleri
HTML sayfasına gönderiyor. Şöyle ki bu program kodu Viv artı Razer, hatırlarsanız Razer Viv üzerinde kullandığımız programlama dili gibi düşünebiliyorduk. C# programlama gibi Viv üzerine program yazabiliyorduk. Hatırlarsanız switch, işte for each, for döngüsü falan hepsini kullanmıştık bunu. MVC dersimizde. Şimdi bu Viv Razer kullanıldığını gördük. Şimdi veritabanın şöyle bir tablomuz var. Bu tabloda örneğin kategori bilgileri var. Telefon, tablet, laptop gibi. İşte bu aşağıya doğru gidebilir. Bu veritabanın içerisindeki sadece kategoriler tablosu. Bu kategoriler tablosunu program kodu buradan gönderdiği sorguyla talep ediyor. Ve kendisine daha sonra gelen ürün yelpazesini, bu kategori bilgilerini bu ne yapıyor? For each. For each ne yapıyordu? Bir liste içerisinde bu listeyi tek tek dönüyordu ve de ona göre işlem yapıyordu. Şimdi buradan gelen ürün bilgilerin ürün listesi diyoruz. Ürün listesi içerisindeki bütün ürünler sırayla ürün içerisine geliyor ve her gelen ürün bilgisiyle bilgisinin ürün adına ulaşıp bunu li şeklinde, yani liste şeklinde ekranda yazdırılıyor. Dolayısıyla bu program kodu kendisine gelen liste nasılsa şu şekilde bir içerik üretir. Bakın burada dinamik bir program kodunuz var. Ve burada bu program kodu çalıştığı anda çıktısı da bu direkt HTML sayfasına yansıyor. Dolayısıyla sen gelip bu telefonu buradan değiştirip işte beyaz eşya desen mesela ne olacak? Direkt burası beyaz eşya olmayacak mı? Çünkü buradan ürünlerin son hali çağrıldığı anda bu ürün listesi içerisinde telefon değil beyaz eşya olacak. Ve dolayısıyla birinci elemanda burada beyaz eşya olacak. Yani sen gelip buradaki telefonu beyaz eşya yapmak için HTML sayfasını editörde açıp içerisine değişik yapıp kaydedip tekrar web postingi atmak gerekmiyor. Bunu zaten direkt program kodu zaten bunu yerine getiriyor. Ama senin yapman gereken senin karşında bir yönetim paneli olacak. Yani bu kategori bilgilerini sıralandırıp bunları güncelleyebilecek bir form olacak. Aynen şöyle register formunda olduğu gibi. Şöyle gelin. Bu register formunda olduğu gibi ürün bilgileri buraya dolacak ve de sen bunları güncelleyip işte register'a tıkladığın zaman, kayıt tıkladığın zaman bu bilgilerin son hali veri tabanına gitmesi gerekiyor. Evet, bu şekilde. Yani dinamik web sitelerinin arka tarafındaki verilerini bu şekilde kullanıyoruz. Şuradaki program kodu bizim için şu anda bu kursta MVC. Ama başka bir uygulamadan burası MVC olmaz da Node.js olur. Ya da burası der Java olur. Ya da başka bir programlama dili olur. Bu fark etmez. Önemli olan arka tarafta veri tabanı. Bu veri tabanına bağlanmak için herhangi bir programlama kodunu kullanabilirsiniz. Sonuçta program kodlarının yaptığı iş kendisine gelen veri tabanından kendisine gelen bilgileri statik HTML sayfasına çevirip kullanıcılara göstermek. Veritabanın mantığını anlatmaya başlamadan önce veritabanın türlerinden bahsedelim. Ne gibi veritabanın türleri var? Veritabanın herhangi bir uygulama arkasında kalıcı olarak bilgi taşımasına biz veritabanı diyorduk. Bir programın arkasında o programla alakalı olan bilgileri biz TXT dosyasında, yani klasik Notepad dosyasında ya da Word dosyasında bu program bilgilerini taşıyabiliriz. Bunları kaydedebiliriz. Bu bilgileri program aracılığıyla TXT dosyalarından okuyup kullanıcıya gösterebiliriz. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Örneğin benim bilgilerim, kişisel bilgilerim, mesela ismim, mesleğim, şehrim ve yaşım. Karşıma gelen form aracılığıyla ben bilgilerimi doldurdum, kişisel bilgilerimi doldurdum ve TXT dosyasına kaydettim. Ve bu TXT dosyasına tabii ki bu girdiğim bütün bilgiler düz yazı olarak kaydedilecek. Peki düz yazıyı ben daha sonra nasıl alacağım buradan? Örneğin bu bilgilerden TXT dosyasına 10 tane kullanıcının bilgilerini, adını, mesleğini, şehrini, yaşını şeklinde 10 tane bilgiyi alt alta ya da yan yana hepsini doldurdunuz. Buradan sadece Kocaeli'de yaşayanlar ya da mesleği sadece bilişim öğretmeni olan kişiler ya da işte soyadı T ile başlayanlar, işte ismi A ile başlayanlar gibi kriterlere göre bu bilgileri almak istediğiniz zaman TXT dosyasından, yani düz yazı dosyasından nasıl alacaksınız? Tabii ki bu çok zor. Çünkü TXT dosyasına baktığımızda buraya eklediğimiz bilgiler anlamlı durmuyor. Dolayısıyla veritabanı seçerken daha gelişmiş veritabanı türlerini tercih etmemiz gerekiyor.
Örneğin Excel'i kullanabilirsiniz. Çünkü Excel aslında veri tabanı mantığına tamamen uyan bir yapı. Çünkü her çeşit bilgiye ayrı bir tablo şeklinde, örneğin Excel'in tamamını bir veri tabanı düşünün. Ama Excel içerisindeki her kitaplık, örneğin kitap 1, kitap 2 tarzında aşağıdaki açtığımız sekmeler, veri tabanı içerisindeki tablolar gibi düşünülebilir. Şimdi Excel'den sonra gerçek veri tabanı, yani uygulamalarda gerçek olarak kullanılan veri tabanları, örneğin MS SQL, Microsoft firmasının SQL yapısı. ASP.NET arkasında genelde bu MS SQL kullanılıyor. Ki kursumuzda da MS SQL'i kullanacağız. Bunun içerisinde bir veri tabanı oluşturup veri tabanını programlarımızdan yöneteceğiz. Buna bilgi göndereceğiz ya da burada daha önceki bilgileri, daha önce kaydettiğimiz bilgileri buradan almaya çalışacağız. MS SQL'in alternatifi MySQL. Bu da genelde PHP uygulamalarının arka tarafında çalışan veri tabanı türü. Ancak şöyle bir şey var. Ben ASP.NET MVC kullanıyorum. Ama arka tarafta MS SQL kullanmak istemiyorum. Çünkü MS SQL'in biraz maliyeti yüksek. Yani bunu hosting firmasından almak istediğinizde MySQL'e göre maliyetli bir durum. Ben MySQL'de kullanabilirim. Yani uygulamamın arkasındaki veri tabanı MySQL'de olabilir. Ama MS SQL'de olabilir. Bu fark etmez. Ya da gidip PHP uygulamasından MS SQL'e bağlanamazsın. Onu da bağlamışsın. Gene bilgileri alırsın. Sonuçta mantık olarak aynı. Veri tabanı saklama çeşidi, türü genel olarak aynı. MS SQL ile MySQL ile Excel'in türü gibi düşünebilirsiniz. Excel kullananlar aslında veri tabanı mantığına, yani yapısını ne şekilde olduğunu aslında biliyor. Bunlar alternatif olarak XML ve JSON veri türleri var. Bunlar da TXT dosyasında sakladığımız düz yazı yapılarından farklı olarak sistemli bir şekilde bunları saklıyor. Aynen aslında tablolarda sakladığımız gibi. Tablo şeklinde değil de örneğin ad alanı XML'de işte Sadık Turan. Aynen HTML etiketlerinde olduğu gibi. Örneğin bir H1 etiketin içerisinde nasıl bir başlık barındırıyorsak, işte ad etiketi içerisinde kullanıcının adını, soyad etiketi içerisinde kullanıcının soyadını saklar gibi. JSON da aynı türde bir veri tabanı türü diyebiliriz. Ama bunlar tabii ki fiziksel olarak ayrı bir dosya, aynen TXT uzantılı gibi. Bunun uzantısı XML, bunun uzantısı JSON. Ama bunları başlı başına veri barındırmak için kullanmıyoruz. Bunları veri taşımak için kullanıyoruz. Örneğin MS SQL'de olan bütün ürün bilgilerini uygulamaya getirirken uygulama bilgilerini JSON tipinde biz taşıyabiliyoruz. Ya da aynı bilgileri XML türünde taşıyabiliyoruz. Bu bize ne gibi avantaj sağlıyor? Örneğin MS SQL'den aldığım bilgileri Android uygulamasına JSON veri olarak da gönderebiliyorsun. Ya da web uygulamasına JSON veri olarak da gönderebiliyorsun. Yani uygulamalar arasında verileri bir formata sokuyoruz. Ve de bu formatı Android, iOS, web uygulaması, PHP uygulaması hepsi anlıyor. Sonuçta o JSON veri, JSON ya da XML veri türü ortak bir veri taşıma kapasitesi, bir mekanizması olduğu için bu mekanizmayı da anlayan bütün uygulamalar, ki bütün uygulamalar bunları anlıyor, XML ve JSON'u bunları anladığı için biz bu yapılarla gönderdiğimiz bilgiler uygulamalarda kolayca gösteriliyor. Yani işe özetlersek bunların hepsi aslında bir veri tabanı. Ama veri tabanı kapasitesine, yani veri tabanı yeteneklerine tam olarak sahip olan yapı burada MS SQL ve MySQL. Uygulamalar arkasında bunlardan birini tercih etmemiz gerekiyor. XML ve JSON'a bakarsak bunlar buradan elde ettiğimiz bilgileri taşımak için kullandığımız mekanizmalar. Excel'de MS SQL ve MySQL yapısına sahip ama bunların bazı yeteneklerine sahip değil, yapı olarak sahip, yani şekil olarak diyebiliriz. TXT dosyası da zaten uygulama arkasında sabit, böyle düz bir cümle kaydetmek istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir yapı. Bir sonraki dersimizde MS SQL, MySQL yapısını ben Excel üzerinden anlatıp, bunları girmeden önce Excel üzerinden anlatıp daha anlaşılır hale gelmesini sağlayacağız. Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde veri tabanı türlerinden bahsettik. Veri tabanı ne olduğunu biliyoruz. Hangi veri tabanı türleri olduğunu biliyoruz. Ama ancak bu bölümde herhangi bir veri tabanı tipine girmedik. Yani şu anda veri tabanı mantığı aşamasındayız. Mantığını anladıktan sonra bir sonraki bölümümüzde MS SQL veri tabanı üzerinde işlemlerimizi yapacağız.
Şimdi sadece veri tabanı mantığı üzerine odaklanalım. Şimdi veri tabanını biraz daha iyi anlamak için veri tabanı öğelerini inceleyelim. Veri tabanının öğeleri tablolar ve tablolar içerisinde dikkat etmemiz gereken bazı öğeler var. Şimdi veri tabanını MS SQL üzerinde açmayacağım. Veri tabanı mantığına ve yapısına uygun olan ve herkesin bildiği Excel üzerinden veri tabanı mantığını anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla bir veri tabanı dosyası için, yani bir fiziksel olarak bir veri tabanı dosyası için bir Excel oluşturuyorum. Sonuçta uygulamaların arkasında da aynı mantıkta Excel kullanılabiliyor. İlk olarak şuraya boş bir klasör içerisine bir tane şöyle, pardon, PowerPoint değil, bir Excel oluşturalım. Yine şuradan Excel çalışma sayfası diye. Buna bir isim vereceğim. Bu benim veri tabanım. Veri tabanımın ismi örneğin ürün VT. Ürün veri tabanı. Bu benim veri tabanım. Şimdi veri tabanımı açıyorum. Veri tabanı altında gördüğünüz gibi sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3. Bunları arttırabiliriz. Bunlar benim veri tabanımın öğeleri, yani tabloları. Şimdi burada bir tablo oluşturduğumuzu düşünelim. Şimdi şu sayfa 1'e bir tablo ismi vereyim ben. Bu nedir o? Kategori. Bu tablomun ismi kategori. Ya da daha ayrıntıya girmek için şöyle ürün diyelim. Daha sonra kategori oluştururum. Şimdi ürün veri tabanı içerisinde ben başlıyorum şimdi. Ürün adı. Ürünle alakalı açıklama. Ürünün fiyatı. Ürünün stok adeti. Ürün satışta mı? Gibi her bir koluna ürünle alakalı bir özelliği veriyorum. Tek bir satırda bütün bilgileri saklamamın nedenini önceki videoda anlatmıştım. Daha sonradan bu bilgilere, bu kayıtlara her özellikle ulaşmak isteyeceğim. Örneğin ürün adı şu olan, ürün adı içerisinde A geçen ya da satışta olan bütün ürünleri getir ya da stok adedi sıfır olanları bana getir. Bileyim hangisi stokta değil. Ya da fiyatı 100 lira ile 200 lira arasında olanları getir gibi. Bu şekilde sistemli bir saklama yapmak için kolon başlıkları oluşturuyorum. Kolon başlıkları altına ürünleri girmeye başlayalım. Örneğin birinci ürünümüzün ismi şöyle arttıralım. Şöyle benim klasik anlatımlarımda hep kullandığım ürün isimleri. Örneğin Samsung S3. Açıklama. Eski bir telefon diyelim mesela. Fiyatı 1000 lira. Stok adedi 100 tane var. Satışta mı? Evet. Aşağıya gelelim. Samsung S4 diyelim. İdare eder diyelim. Fiyatına 1500. Stok adedi 200 tane. Satışta mı? Evet. Devam edelim. Samsung S5 diyelim. Mesela iyi telefon diyelim. Tabi bu ürünle alakalı hani bir alışveriş sitesindeki ürün detay bilgilerin hepsini buraya aktarabiliyorsunuz. Hatta HTML şeklinde de buraya aktarıp daha sonradan formatlanmış bir yazıyı direkt kullanıcının sayfalarına çıkartabiliyoruz. Şöyle stok 500 diyelim, satışta mı diyelim? Hayır, bir nedenden dolayı satışta olmasın şu anda. Örneğin iPhone 7 diyelim. İyi telefon diyelim. Fiyatı 2000-3000 diyelim. Satışta mı? 1000 tane olsun stokta. Evet diyelim. Evet. Bu şekilde ürünlerimizi aşağıya doğru sınırsız bir şekilde ekleyebiliriz. Ve düşünün ki biz bir alışveriş sitesinde sağlanan bütün ürün bilgileri bu sayfada. Ve de programlar yazdığımız web uygulamaları, server'da çalışacak olan web tabanlı uygulamalar, web tabanlı programlama dillerine ne komut veriyorsunuz? O programlama dilleri aracılığıyla bir komut gönderiyoruz. Diyoruz ki veri tabanındaki bütün satışta mı alanı evet olan bütün ürünleri bana getir. Ya da kullanıcı bir filtreleme yapıyor. 1000 lira ile 2000 lira arasında olan bütün bilgileri bana getir. Getiriyorsun. Bu veri tabanın görevi buna gelen sorgulama dili, tabi bu dil için yani bu veri tabanından bilgi çekmek ya da veri tabanına bir kayıt yapmak için bir sorgulama dili kullanılıyor. Bu SQL sorgulama dili.
SQL sorgulama diliyle bir sorgu gönderiyorsun. Diyorsun bütün satışlama alanı evet olanları bana getir. Ya da bir filtreleme 1000 ile 2000 arasında olan ürünleri bana getir diye sorgu gönderiyorsun. Veri tabanının görevi ona gelen soruyu, sorguyu yorumluyor ve ondan istenen bilgileri programa geri gönderiyor. Programda içerisinde bir for döngüsüyle bu bilgileri dönüp tek tek HTML çıktısını üretip kullanıcıya, istekte bulunan kullanıcıya tekrar bir response yani bir cevap gönderiyor. O cevabın içerisinde de bu bilgiler var. Bilgiler HTML ile birleştirilmiş ve tarayıcıya gönderiliyor. Tarayıcının görevi de kendisine gelen HTML içeriklerini kullanıcıya göstermek. Senaryo hep bu şekilde. Bir de şuraya bir tane şöyle renk diye bir alan ekleyeyim. Mesela Samsung S3 için mesela siyah diyelim. Şöyle siyah diyelim. Şöyle beyaz olsun. Şöyle iPhone için şöyle silver diyelim. Hatta iPhone 7'nin bir tane daha şöyle çeşidini ekleyelim. Fiyatı bunun 3200 olsun. Ve de satışlama evet bu da gold olsun. Genelde silver gold'dan daha ucuz oluyor. Şöyle iki tane iPhone 7 bilgisi var burada. Şimdi ürün adına baktığım zaman iPhone 7. Buna baktığım zaman iPhone 7. Açıklaması aşağıya göre aynı. Çünkü aynı telefon. Fiyat farklılığı var sadece. Stok adetleri aynı. Satışlama evet. Sadece renkleri farklı. Şimdi bu ürünlere direkt baktığın zaman ilk etapta bunları ürün adıyla ayırmak zor. Aynı bir okulda olan örneğin 5 tane Ahmet olabilir bir okulda. Örneğin müdür nöbetçi öğrenciyle Ahmet'i çağırmasını ister. Nöbetçi öğrencinin ilk bilmesi gereken bu öğrenci hangi sınıfta? Şimdi sınıfını bilse oraya gitse aynı sınıfta 2 tane Ahmet de olabilir. Ne yapması lazım? Adını soyadını. İşte ad soyad tamam seni edebe gönderebilir ama çok daha büyük bir alanda ad soyadı aynı olan kişiler var. Örneğin aynı ilçe içerisinde aynı ad soyada sahip olan insanlar. Bunları birbirinden ayırmak için ne kullanıyoruz? Bütün herkesin bir vatandaşlık numarası var. Bu kayıtların birbirinden farklı olduğunu gösteriyor. İçerindeki bilgilerin çoğu ya da hepsi aynı olsa bile bu iki tane öğeyi birbirinden ayıracak olan bir TC kimlik numarası vermişler. Aynı şekilde ürünler için de geçerli. Yani burada iki tane iPhone 7'yi birbirinden ayırmak için şuraya bir tane ID eklememiz gerekiyor. Şuraya sağ tıklayalım. Şöyle şuraya sağ tıklayalım. Ekle diyelim. Tüm sütun diyelim. Şöyle şuraya bir tane ID adı ekliyorum. Buna ürün ID diyorum. Ve diyorum ki bunu da koyu yapalım. Şu 1 numaralı ürün, şu 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara. Bu şekilde aşağıya doğru gider. Bunu genelde veri tabanları yapıyor. Yani bu Excel içerisinde bu bilgileri saklayıp veri tabanını tablosu olarak burayı kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz ama Excel'de bu yetenek yok. Yani programdan düşünmeniz lazım. Buraya yeni bir tane kayıt oluşturmak istediğiniz zaman buraya bilgileri tek tek gönderiyorsunuz programdan. Ama buraya ekstradan bir de ID göndermeniz gerekiyor. Ama özel olarak yetenekleri sadece veri tabanı mantığı için kurmuş olan yapılar örneğin MS SQL ya da MySQL ne yapıyor? Sen buraya sadece kayıtları gönderiyorsun. Önceden de veri tabanı sistemini ayarlıyorsun. Diyorsun ki her gelen kayda otomatik bir tane artan sayı ver. En sonki sayı 5 ise buraya otomatikman 6'yı kendi veriyor. Bu yüzden özel veri tabanları kullanıyoruz. MS SQL, MySQL gibi. Excel de zaten aynı yapıya sahip ama bu yetenekler yok onda. Ki bazı ekstra yetenekler de Excel'de ya da başka Excel türü yapılarda olmadığı için bunları veri tabanı olarak her zaman kullanmıyoruz. Dolayısıyla bu aşama yani yeni bir ürün geldiği zaman iPhone 6 geldiği zaman şöyle idare eder. 500 evet diyelim. Şöyle gold diyelim. Yeni bir telefon bilgisi formdan girildi. Kullanıcının karşısında yönetim panelinde bir form var. Ürün adı, açıklama, fiyat hepsini dolduruyor. Siteyi kullanan kişi. Kaydede bastığı zaman arka tarafta hazırlanmış olan program formdan girilen bilgileri tek tek alıp buralarla ilişkilendirilen alanlara tek tek gönderiyor. Sorguyla buraya gönderiyor. Veri tabanında ne yapıyor? Kendisine gelen bu bilgiyi buraya yerleştiriyor. Yerleştirdiği anda otomatik bir sayıyı da 6'yı da kendi veriyor. Ve buraya verdiği sayı hiçbir ürüne verilmeyen bir ID.
numarası. Yani bunu veri tabanı garanti altına alıyor sizin adınızda. Bu da veri tabanı görevi. Tabi bu veri tabanına bu görevi vermeyebilirsiniz. Bunu ben kendim yapacağım. Ben böyle artan sayı eklemek istemiyorum da rastgele 16 haneli işte rastgele üretilen birbirine hiçbir zaman benzemeyecek olan bir kodu ben programdan göndermek istiyorum. Aynı ürün adına nasıl bilgi gönderiyorsam ID'ye de o bilgiyi göndereceğim. Tamam. Bunu da veri tabanına söyleyebilirsin. Bunu ben göndereceğim diyebilirsin. Ama veri tabanı hala kontrol ediyor. Buraya çünkü ürünün ID alanı yani kimlik numarası olarak işaretlemen gerekiyor veri tabanına. Bunu işaretleyince bu bilgiyi benzersiz olarak her seferinde kendim göndereceğim desem bile veri tabanı bunun denetimini yapıyor. Eğer aynı ID ile ikinci bir kaydı sen buraya gönderiyorsan veri tabanı dur. Buraya bu ID ile bilgi gönderemez. Çünkü burada bu ID'ye sahip olan bir kayıt zaten var. Bu da veri tabanının yeteneği. Bunu Excel ile yapamazsın. Yapı olarak aynı dediğim gibi ama Excel'de bu yetenek yok. Ne gönderirsin oraya onu ekler gibi. Excel kullanmamanızdaki neden bu yani? Sadece biri. Şimdi buraya biz ürün anahtarı dedik, ürün kimliği dedik. Aynı insanların sahip olduğu TC kimlik gibi. Şimdi buraya özel bir isim veriliyor bu alana. Dedik ya buraya özel bir alan olarak işaretlememiz gerekiyor. Buraya verilen özel ad birinci anahtar. Birinci anahtar. Ya da primary key. Buraya bu isimler veriliyor. Yani primary key ve birinci anahtar. Bundan sonra bu terimleri kullanacağım buraya. Diyeceğim ki burası primary key, birinci anahtar. Neden kullanıyoruz bunları? İki tane kaydın bilgileri aynı olsa bile bunları birbirinden farklı kılan benzersiz bir kimlik anahtarı. Bu birinci anahtar ya da primary key. Bundan sonra bunları kullanacağım. Zaten her tablonun mutlaka şöyle yazayım. Her tablonun mutlaka bir birincil anahtarı olmalıdır. Yoksa hata alırsınız. Yani bir tablo oluşturduğum zaman mutlaka o tabloya bir birincil anahtar vermem gerekiyor. Evet, işi özetlersek her bilgiyi bir kolona aldık. Ürün adı, açıklama, fiyat, stok adedi, satışta mı, renk. Bunu arttırabilirsiniz. Problem yok, sağa doğru. Ve her bir tabloya bir ürün anahtarı verdik. Ürün anahtarı birbirinden farklı olan kimlik numaraları dedik. Her tabloda mutlaka bir ürün anahtarı olmalı dedik. Bu bilgileri Excel üzerinde anlattık. Çünkü Excel zaten veri tabanı mantığına, şekline uyan bir yapı. Ama bunu her zaman kullanmamamızdaki sebep belli bazı yeteneklerin olmaması. Bu yeteneklerle programlanmış özel veri tabanı türleri var. Bunlar neydi? MS SQL, MySQL ya da son zamanlarda çıkan örneğin Mongoose var ya da başka veri tabanı türleri ya da Oracle var yıllardır kullanılan gibi. Bu veri tabanlarına herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz ama Microsoft'un kullandığı MS SQL. Biz ASP.NET MVC kullanacağımız için bizim kullanacak olduğumuz veri tabanı türü MS SQL. Bir sonraki dersimizde tablolarda biraz daha derinlemesine girip farklı tablolar oluşturup farklı bilgileri farklı tablolarda barındırmanın nasıl olduğunu göreceğiz. Ve bu tablolar arasında ilişkiler, bilgiler nasıl birbirine bağlı olup da kullanılacak. Bir önceki dersimizde veri tabanı tablolarının mantığını anlatmaya çalıştık. Veri tabanı tabloları veri tabanının kendisini oluşturan ana öğelerdi. Şimdi veri tabanı tablolarının birbiriyle ilişkileri üzerine örnekler yapalım. Evet, bir önceki dersimizde ürün tablosunu oluşturduk. Ürün VT, ürün veri tabanı içerisinde ürün tablosu oluşturduk. Ürün tablosu içerisinde 6 tane kaydımız var. Her bir kaydın birbirinden farklı olduğunu garanti altına almak için buraya bir birinci anahtar ekledik. Her tabloda olması gerekiyor dedik. Mutlaka birinci anahtar kolonu. Şimdi şuradaki her satıra bir kayıt diyoruz. Yani bir kayıt dediğim zaman bir satırı temsil ediyorum. Bir ürün satırını, bir kayıt satırını. Bir kolon dediğim zaman şu şekilde yukarıdan aşağıya gelen bir kayıt içerisindeki bir özellikten bahsediyorum. Şimdi
Örneğin bir internet sitemizdeki ürünler. 6 tane ürün var ya da 60 tane, 600 tane fark etmez. Ürünler olduğu gibi aşağıya doğru sıralanıp gelir. Şimdi bu ürünlere belli özellikler ekleyelim. Mesela ürünümüzün bir kategorisi olsun. Örneğin diyelim ki örneğin telefonlar kategorisi. Şurada da 7 diyelim. Telefon dışında şöyle şuraya bilgiler gelir. Ama bilgilerimiz şöyle ben internet üzerinden alacağım o bilgileri. Örneğin laptop apps burada yazdım. Buradaki ürün bilgilerini alacağım buradan. Örneğin birinci ürün bilgim bu olsun. Fiyatı 1699. Şuraya yapıştıralım ama olduğu gibi geldi. Şöyle yapalım. Açalım şurayı. Şöyle ürün bilgisini şöyle şuraya kadar alalım. Şöyle şuraya. Şöyle idare eder diyelim. Şöyle 3000 diyelim. 500 tane. Evet satışlı diyelim. Rengi de şöyle siyah olsun. Şöyle gelelim devam edelim. Şuradan sonra şunu alalım bir de. Şöyle şuraya gelsin. Bu da 8 numaralı olsun. İşte iyi bilgisayar diyelim. Şöyle fiyatı şöyle 3000 şöyle 4000 diyelim. 500 evet diyelim. Beyaz diyelim. Şuraya da 2 tane bilgi eklemiş olalım. Şöyle biçim boyacısıyla hepsini aynı şeye getirelim. Evet şu şekilde ürün bilgileri geldi. Şimdi dikkat ederseniz 6 tane telefon var ama 2 tane bilgisayar var. Şimdi kullanıcı geldi dedi ki bana bütün telefonları getir. Ya da bütün bilgisayarları getir dedi. Bu durumda bunları ayırmanız gerekiyor. Bu kayıtları neye göre ayıracağız? Buraya baktığınız zaman herhangi bir ayrılabilecek bir kolon var mı? Burada yok. Ekstradan şuraya mesela bir kategori kolonu ekleyelim. Kategori şuraya diyelim ki telefon. Telefon. Telefon kategorisi. Şuraya doğru telefonları şöyle ekleyelim. Şuraya da ne diyelim? Mesela bilgisayar kategorisi. Bilgisayar. Buraya da ne yapmamız lazım? Buraya da bilgisayar dememiz lazım. Şimdi 6 tane değil de 60 tane ya da 100 tane, 200 tane telefon türü olmuş olsa sürekli buraya kategori bilgilerini girmemiz gerekecekti. Yani sürekli telefon. Ya da burada işte 100 tane bilgisayar türü olacak ve de her bir kaydın yanına buraya bilgisayar bilgisi yazacağım. Ya da kullanıcı kategori bilgilerini örneğin şuraya geldiğim zaman mesela şuradan kategoriyi seçelim. Elektronik kategorisi. Şurada elektronikle alakalı mesela reklamlar çıkarmışlar ya da elektronikle alakalı bir mesela şurada bir resim ya da bir açıklama gibi. Yani ürün bilgilerinden farklı olarak bir de kategoriyle alakalı bilgiler olabilir. Örneğin şuraya diyelim ki kategori açıklaması diyelim mesela. Şurada diyeceğiz ki telefonlarla alakalı ürünler. Aynı açıklamaları şuraya eklemeniz gerekecek. Şuraya. Ya da aynı şekilde şuraya bilgisayarlarla alakalı. Tabii bunlar sembolik bilgiler. Bunlar tabii çok daha uzun olabilir. Ya da mesela buraya şöyle alakalı diyelim. Bunlarla alakalı kategoriler diyelim. Buraya ürün kategorilerinin ya da ürün şöyle diyelim yan tarafa doğru geldiğimizde mesela kategori resmi diyelim mesela. Kategori resmi. Buraya mesela ne diyelim? Aynı telefon.jpg diyelim. Ve şunları aşağıya doğru şöyle arttıralım. Hatta şuraya doğru aşağıya doğru da arttırayım. Şuraya da bilgisayar diyeyim. Evet. Şuradan gördüğünüz gibi her bir ürün bilgisinin yanında ürünlere ait olan kategori bilgilerini de aynı satıra eklemem gerekiyor. Düşünün ki burada sürekli yan tarafa doğru bu artan bir bilgi şeklinde her bir eklediğiniz ürün için bu bilgileri de buraya eklemeniz gerekiyor. Bu hatalı bir veri tabanı tasarımı. Çünkü burada gereksiz bilgi tekrarı var.
Ben burada telefon, kategori açıklaması, resmi ya da diğer bütün kategoriyle alakalı bilgileri her eklediğim ürün için tekrar eklemem gerekiyor. Burada bir mantıksızlık var. Bu durumda şöyle yapmanız gerekiyor. Biz şuraya bir tane kategori isminde bir tablo ekleyeceğiz. Kategori tablosu. Kategori tablosuna şunları alacağız. Keselim buradan. Şöyle gelelim şuraya yapıştıralım. Tamam, gayet güzel. Ama kategori açıklaması, kategori isminden sonra bir de ne yapmamız lazım? Ayrı bir tablo olduğu için burası. Şuraya bir tane ne eklememiz lazım? ID alanı. Kategori ID. Bunu her tabloda mutlaka yapacağımızı söylemiştik. Şöyle 1, 2 diyelim. Şöyle aşağıya doğru arttıralım. Evet. Ama burada gereksiz tabii burada bunları yazmamız. Şuraya ne yapacağız? Şunları şuradan sileceğiz. Şunları seçelim. Şöyle sildirelim. Evet, iki tane kategori burada yeterli. İşte üçüncü bir kategori de olabilir. Mesela beyaz eşya deriz. Beyaz eşya kategorisi. Beyaz eşya ile alakalı. Beyaz eşya ile alakalı ürünler gelir. Şuraya da kategori resmi olabilir. Mesela beyaz eşya.jpg olabilir. Bu kategorileri de aşağıya doğru arttırabilirsin. Buradan bunları aldık. Şimdi baktığın zaman mesela kullanıcı diyecek ki internet sayfasında geldi burada bilgisayarı seçti. Şimdi bilgisayarı seçtiği zaman kullanıcının bilgisayarı seçtiği ile alakalı şuradaki bilgi veritabana gönderiliyor program aracılığıyla. Kullanıcı bilgisayarı seçti. Arka tarafta da veritabanına gidip bilgisayarı seçtiğini burada bilmesi gerekiyor. Şimdi buraya ben desem ki kategori bilgisayar. Bana bütün bilgisayar ürünlerini bana ver. Nasıl verecek bu tablodan? Burayla alakalı bir işlem var mı? Yok. Önceden demiştik ki mesela fiyatı 1000 ile 200 arasındaki bütün ürünleri ver. Tamam, fiyatlar var. Burada bir filtreleme yapar. 1000 ile 200 arasında olmayanları çıkartır, geri kalanları gönderir. Tamam, satışta alanları, evet olanları bana gönderebilir. Buna gönderdim sorgulamayla. O da problem ama kategoriyle alakalı burada bir işlem yok. Kategori bilgileri burada gereksiz veri tekrarını engellemek için. Ürün bilgileri de burada. Zaten mantık bu. Her zaman her bilgi grubunu ayrı tabloda saklaman gerekiyor. Şimdi gelip her bilgi grubunu ayrı tabloda saklıyoruz. Ürünler ürün tablosunda, kategoriler kategori tablosunda. Şimdi bunlar arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor. Çünkü buraya geldiğin zaman kategori örneğin telefon kategorisindeki bütün ürünleri bana getir demeniz gerekiyor, diyebilmeniz gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu gelip ürün tablosuna bu ürün kategorisini şuraya şöyle kategori ID olarak hatta şuradan gelip şunu olduğu gibi buradan al bunu buraya yapıştır. Kategori ID'si. Mesela ne diyeceksin? Şunlar bir numarada. Şöyle bir. 1, 1, 1, 1. Burası kaç? 2, 2. Evet. Şimdi buraya baktığın zaman diyeceksin ki bana kategorisi telefon olan ürünleri getir. Şimdi kategorisi telefon dediğin için bunu nerede anlamlarla getirebilirsin? Geleceksin buraya. Kategorisi telefon. Tamam. Telefonun ID'si kaç? 1. Bir numaralı ID'yi ne yapacaksın? Ürünler tablosuna geleceksin. Bakın bir numaraları alıp bunları kullanıcıya göndereceksin. Ya da direkt kategori olarak istemeyeceğim de diyeceksin ki kategori ID'si 2 olan ürünleri getir bana diyeceksin. Tamam, 2 olanlar bunlar. 2 tane ürünü kullanıcıya gönderebilirsin. 2 numara zaten nerede anlamlı oluyor? Kategori tablosunda. Geliyorsun 2'ye bakıyorsun ki bilgisayar. Bu şekilde de olabilir. Sonuçta programdan telefon, bilgisayar ya da beyaz eşya olarak mı göndereceksin kategori bilgisini? O şekilde mi ürüne ulaşmak istiyorsun? Ya da direkt kategori ID'sini gönderip o şekilde mi ürünlere ulaşmak istiyorsun? Bu da tercih sebebi. Evet, şimdi burada ürünle kategori bilgisini birleştirmiş oldum. Şimdi buraya baktığın zaman bir kategoriye ait kaç tane ürün var? Bakın, bir kategoriye ait kaç tane ürün var? Bakın, sınırsız sayıda yok mu? Yani bir kategori ve de 6 tane ürün. Ancak ürün açısından baktığımızda örneğin bir numaralı ürün kaç tane kategoriye ait? Bir tane. Örneğin bu hem telefon hem bilgisayar olabilir mi? Mesela şuraya üçüncü bir kategori ekli şuraya.
4 numara. Buna da elektronik de. Elektronik. Tamam. Şimdi geleceksin buraya diyeceksin ki telefon. Tamam, burada telefon kategorisinde ama aynı zamanda da elektronik kategorisinde olsun da diyebilirsin ama bu yapıyla buna imkanın yok. Yani şuraya şöyle yazamıyorsun. 1,4 diyemiyorsun. Bu aynı zamanda telefon, aynı zamanda kategori olmaz. Bir kolonu sadece bir bilgi olacak. Dolayısıyla burada ürün açısından baktığında bir ürün bir kategoriye ait ama kategori açısından baktığın zaman örneğin bir kategori türü de birden fazla ürüne sahip. Yani buraya buradaki tip bire çok ilişki. Bire çok ilişki. Peki bir telefon birden fazla kategoriye ait olsa, örneğin desek ki hem 1 numara hem 4 numaraya ait olsun dersek bunu nasıl halledeceğiz? Bu durumda da üçüncü bir tablo oluşturmanız gerekiyor. İki tane tablonun kesişimi olan bir tablo. Ürün kategori tablosu. Ürün kategori. İkisinin kesişimi. Kesişim derken buraya iki tane tablonun ID'lerini yazacaksın. Kategori ID. Buraya baktığın zaman örneğin ne diyelim? Bir numaralı ürün bir numaralı kategoriye ait olsun. Tabii burayı bu durumda şöyle işaretleyelim. Kırmızı olarak işaretleyelim. Sanki silinmiş gibi. Şu şekilde. Burası silinir. Burası onun olmadığını düşünün şu anda. Şimdi diyeceğiz ki bir numaralı ürün ilk başta bir numaralı kategoriye ait. Nedir o? Bir numaralı ürün bir ne burada? Telefon kategorisi. Tamam. Aynı zamanda şöyle geldiğimiz zaman bir numaralı ürün de bir numaralı ürün aynı şekilde 4 numaraya da ait olsun. Aynı şekilde 2 numaralı ürün 2 numaralı kategoriye de ait olsun. 2 numaralı ürün 4'e de ait olsun. Evet, bakın bu şekilde aşağıya doğru istediğiniz kombinasyonları yapabiliyorsunuz. Şunları arttırabiliriz. Örneğin 2 numaralı ürün geldiğimiz zaman telefon. Telefon kategorisinde ve elektronik kategorisinde. Evet, bakın burada. Örneğin 3 numaralı ürün gene bir telefon da hatırlarsanız 1 numaraya ait. Sadece 1 numarada olabilir. Ya da 6 numaralı, 7 numaralı ürün neydi? Şuradan baktığımız 7 numaralı ürün kategori ID'si 2 olan. Yani 2 ne? Burada bilgisayar. Yani burada 2'ye ait olabilir. Şöyle 7 numaralı ürün 2'ye ait olabilir gibi. Şimdi buradan baktığımızda bu durumda bir ürün birden fazla kategoriye ait olabildi. 1 ve 4 numaralı kategoriye ait oldu. Kategori tarafından baktığımızda da bir kategori içerisinde, örneğin telefonlar içerisinde birden fazla, bakın bir numaralı kategori içerisinde bakın 1 ve 3 numaralı da ürün olabilir. Yani iki taraftan da baktığımızda çoka çok bir ilişkinin olduğunu görüyoruz. Bu da ikinci ilişki türü. Yani çoka çok ilişki tarzında bir tablo kurmak istediğiniz zaman iki tane tablonun kesişiminde iki tane tablonun da ID'lerini bir yerde böyle kesiştirmeniz gerekiyor. Şimdi bire çok ilişki. Çoka çok ilişki. Aynı şekilde bir de 3 numaralı bire bir ilişki var. Bire bir. Bir kayda karşılık gelen sadece bir kaydın olacağı. Örneğin bir numaralı ürünün sağa doğru birçok özelliği olabilir. Bunları devam ettirebilirsiniz. Ben buraya bir tane daha tablo ekleyip şuraya diyeceğim ki ürün detay diyeceğim. Ürün detay tablosunda şuralara ekstra buraya yazamadım. Birden fazla diğer ürünlerin özelliklerini ben buraya en temellerini ürün tablosuna, detay bilgilerini de ürün detay tablosuna almak istiyorum. Buraya mesela ne alalım? Rengini alalım. Renk. Mesela ağırlık. Boyut. Gibi geri kalan bilgilerin hepsini buraya alabilirim. Mesela siyah. Ağırlığı işte 100 gram. Boyutu işte 150 çarpı mesela 200 gibi böyle rastgele bir değer sallayalım. Şöyle arttıralım bunları. Şöyle 200 gibi. Şimdi hangi ürünün detay bilgileri bunlar? Ne yapmanız lazım? Buraya bir tane kolon eklemeniz gerekiyor. Şöyle. Buraya da ne eklemeniz gerekiyor? Aynen şurada olduğu gibi. Şurayı. Şöyle kalınlaştıralım burayı da. Şöyle. Burada demen lazım ki şuradan ürün tablosunun bir numaralı ürünün detay bilgilerini burada saklayacağım. Bir numaralı ürün ID'yi yazmanız gerekiyor. Şurası. Bu iki numaranın detay bilgileri ve de üç numaranın detay bilgileri. Yani buradan baktığınızda ürün tarafından baktığınızda bir ürünün
ürün detay tablosuna karşılık gelen bir kayıt var. 2'ye baktığınız zaman 1 kayıt, 3'e baktığınız zaman 3 kayıt. Yani her bir kaydın detay bilgilerini şuraya yazmaktansa, satır sonuna yazmaktansa ayrı bir tabloya almanız da birebir ilişki tipine örnek olabilir. Evet, burada 3 tane kullanılan ilişki tiplerini burada anlatmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde bununla alakalı bir örnek yapıp bu bilgilerimizi biraz da açıklayıcı hale getirelim. Merhaba arkadaşlar. Bu aşamaya kadar veri tabanının ne olduğunu ve ilişki tiplerini öğrendik. Şimdi ise sıfırdan bir veri tabanı örneği yapalım. İlk olarak bu örneği siz kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonra da dersin geri kalan kısmını seyredip nasıl çözüldüğüne beraber bakalım. İlk olarak yapmanız gereken Excel'de bir öğrenci veri tabanı açmak. Açtığınız Excel tablosu öğrenci veri tabanı isminde olsun. Ve bu tablo içerisine şu tabloları istiyorum. 1. Öğrenci tablosu. Bu tabloda sadece öğrenci bilgileri olsun. Öğrenci tablosundan sonra bir öğretmen tablosu. Sadece öğretmene ait olan bilgiler olsun. Yani bir öğretmeni tanımlayan kişisel bilgileri. Kişisel bilgileri içerisinde ayrıyetten bir de bunun branşı gibi. Bir de branş tablosu. Örneğin her öğretmen tablosunun sağ tarafına, hatırlarsanız ürün veri tabanında olduğu gibi, kategori bilgisini yazmayacağız. Çünkü bir branş birden fazla öğretmeni ilgilendirdiği için ayrı bir branş tablosu hazırlamak gereksiz veri tekrarını engelleyen bir yaklaşım. Branş tablosundan sonra bir de şube tablosu istiyorum. Örneğin bir okul içerisindeki bütün şube bilgilerini tutan bir tablo. Ve bu şubeler öğrencilerle ilişkilendirilecek. Her bir öğretmen bir branş ile ilişkilendirilecek. Ayrıyeten her öğretmen bir şube ile ilişkilendirilecek ki öğretmenin girdiği şubeler belli olsun. Burada dikkat ederseniz en sonki ilişki tipinde öğretmen tablosu şube ile ilişkilendirilirken her bir öğretmen bir şubeye girebildiği gibi, örneğin 10A sınıfına girebildiği gibi, aynı zamanda aynı öğretmen 11A'ya da girecek. Ama sınıf tarafından, şube tarafından baktığımızda 10A'ya giren 10 farklı öğretmen olabilir. Yani burada çoka çok ilişki kuracağınızı bilmeniz gerekiyor. Evet, bu şekilde öğrenci veri tabanını hazırlayın. Hazırladıktan sonra da geri kalan kısma bakıp nerelerde hata yaptığımızı anlamaya çalışalım. Evet, şimdi ise veri tabanı örneğini beraber yapalım. Şimdi veri tabanı hazırlarken ilk olarak şemayı hazırlamak mantıklı olandır. Örneğin şöyle bir şema hazırladım. Dedim ki öğrenci tablosunda sadece öğrenciyi, bir öğrenciyi tanımlayan öğrenciye ait, sadece öğrenciye ait bilgileri barındıralım. Bu öğrenci tablosunda gelip öğretmenle alakalı bir bilgi olmasın. Örneğin öğrenci tablosunda gidip bir branşla alakalı bir bilgi olmasın. Sadece öğrenci bilgisi olsun orada. Burada neler var? Öğrencinin bir ID'si var. Her tablonun, bakın dikkat ederseniz, ID alanı var. Bunlara birinci anahtar diyorduk. Mutlaka olmak zorunda. Daha sonra öğrenci no, TC kimlik, ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi. Bu arttırılabilir. Öğretmen tablosuna geldiğimizde sadece bir öğretmeni tanımlayan özellikler, öğretmene ait olan özellikleri buraya ekledim. TC kimliği, adı, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi arttırılabilir. Branş tablosuna geldiğimde sadece branşla alakalı bilgiler saklayacağım burada. Branşla alakalı bilgiler haricinde başka bir bilgi burada saklamanın manası yok. Aynı kategori tablosu gibi, hatırlarsınız bir önceki dersimizden. Şube tablosuna geldiğimizde burada sadece şubeyle alakalı bilgiler saklayacağız. Şubenin bir özelliği varsa buraya ekleyebilirsiniz. Ama şube haricinde başka bir kategoriyle alakalı bir bilgi burada saklamayacağız. Şimdi geldiğimizde bu yapıyı kurduktan sonra bunlar arasında bir de ilişki kurmamız lazım. Örneğin öğretmen tablosunun da yer alan her bir öğretmenin branşı olacak. Her bir öğretmenin bir branşı var. Öğretmen ya matematik öğretmenidir, ya bir bilgisayar öğretmenidir, ya da İngilizce öğretmenidir. Öğretmene baktığınız zaman sadece bir branş ID'si olduğu için, bu branş ID'yi öğretmen tablosuna almak mantıklı olandır. Dolayısıyla her bir öğretmenin en sağ kolonunda
bir değeri, iki değeri gibi. Bir değerinin anlamlı kılındığı yer neresi peki? Branş tablosu. Geleceksin burada. Öğretmen için bir numara varsa buraya gelip bir numaranın İngilizce olduğunu öğreneceksin. Beş numara yazıyorsa beş numaraya buraya gelip bunun matematik olduğunu öğreneceksin gibi. Bu şekilde öğretmen ve branş arasındaki tabloyu bu şekilde hazırlayabiliriz. Şimdi bir sonraki ilişkimiz öğrencinin hangi şubede okuduğu. Öğrenci birden fazla şubede olamaz. Örneğin şube tablosunda bizim şubelerimiz var. 10A, 10B, 10C, 11A, 11B gibi. Bütün okuldaki şubelerin hepsi burada. Ama bir öğrenci de bir şubede olduğu için şube ID'yi de öğrenci tablosunun en sağ kolonuna yazabiliriz. Dolayısıyla her bir öğrenciye baktığımızda Ahmet, Turan, erkek, 99.999 en sağ kolonunda da 5 yazıyor. 5 numara neye ait? Geleceksin şube tablosuna. 5 numaranın 11A'ya ait olduğunu buradan öğreneceksin. Bu şekilde. Aynen öğretmen branş tablosunda olduğu gibi. Burada dikkat ederseniz şube tablosundaki bir kayıt öğrenci tablosundaki örneğin 30 tane öğrenci de olabilir. Çünkü 10A şubesinde 30 tane öğrenci olabilir. Dolayısıyla burada bir bire çok ilişki var. Çok kısmı öğrenci tablosunda. Bakın şube aidi. Çünkü burada bir örneğin 5 numaralı şubeyi 30 öğrenci için kullanabildik. Dolayısıyla çok tarafı burası. Tek tarafı burası. Çünkü bir şube var. 5 numaralı ID'yi 11A şubesi bir tane. Aynı şekilde burada da aynı senaryo geçerli. 5 numaralı branş matematik. Burada 5 numaralı branş 3 öğretmene ait olabilir. Çünkü okulda 3 tane ya da 5 tane matematik öğretmeni de olabilir. Dolayısıyla bir tarafı burası, çok tarafı burası. Bire çok. Bunlar arasında da bire çok ilişki var. Burada dikkat etmemiz gereken veri tabanlarına kayıt eklerken bir tarafındaki kaydın ilk başta eklenmiş olması. Yani öğrenci eklerken öğrenciye gelip olmayan bir şubenin ID'sini buraya ekleyemezsin. Yani öğrenci bilgilerini ben ilk önce tabloya ekleyeyim. Örneğin 5 numaralı şubeyi de en sağına yazayım. Geleyim daha sonra 5 numaraya matematik ekleyeyim diye bir şey diyemezsiniz. Burada olan kayıt gelip burada kullanılabilir. Eğer bunu yapmazsanız veri tabanı hata verir. Tabi veri tabanı özellikleriyle donanmış olan MS SQL, MySQL, Oracle gibi veri tabanları bu hatayı verir. Excel kullanırsanız bu hatayı tabii ki Excel size vermez. Çünkü veri tabanı için programlanan bir altyapısı yok bunun. Dolayısıyla veri tabanları için tasarlanmış olan yapıları kullanmamızdaki bir başka neden budur. Bire çok ilişkili. Olan bir branşı öğretmene verebilirsin. Olmayan bir branşı öğretmene vermeye kalkarsan burada hata verir. Çünkü bunların arasında fiziksel bir bağlantı kurduk. Bire çok ilişki. Evet, bir diğer ilişki tipimiz ise her öğretmenin girdiği şubeler. Örneğin 5 numaralı öğretmen. Ahmet Hasan ya da Ahmet Turan ismindeki öğretmen gelip 5 numaralı şubede ders olabilir. Bir başka ders de 6 numara şubede olabilir ya da 7 numaralı şubede. Yani bir öğretmen 5 numaralı Ahmet Turan ismindeki öğretmen 5 farklı şubeye ders vermiş olabilir. Dolayısıyla burada öğretmenle şube arasında bir ilişki mevcut. Ama şube tarafından baktığımızda bir şubeye de birden fazla öğretmen girebiliyor. Dolayısıyla bunlar arasında iki taraftan da baktığınızda çok görüntüsü varsa, bire çok görüntüsü varsa iki taraftan da baktığınızda demek ki iki tablo arasında çok ilişki kurmanız gerekir. Dolayısıyla iki tablonun kesişimi olan öğretmen ve şube tablosunu kurup iki tablonun da ID'lerini bu tabloda birleştirmemiz gerekir. Dolayısıyla bir numaralı şubeye 5 numaralı öğretmen girerken bir numaralı şubeye 6 numaralı öğretmen de girebilir. Ya da bir numaralı şubeye 7 numaralı öğretmen de girebilir. Tam tersi durumdan düşünürsek eğer 5 numaralı öğretmen bir numaralı şubeye girerken 5 numaralı matematik öğretmeni 2 numaralı şubeye de girebilir. Bakın iki tablonun kesişimi olan bir tablo. Burada da çok ocak ilişki var. Evet, bu yapıyı Excel üzerine kurup sadece kolon başlıklarımızı verdiğimiz şu diyagramın
Bilgi türünü hazırlayalım. Bilgileri tabloya hazırladığımız tablo yapısına aynen bu şekilde bilgileri programlar otomatik olarak kendileri girecek. Elimizde biz bir bilgi girmeyeceğiz. Yani sizden bir veri tabanı şeması hazırlayın dediğimde aslında bu şemayı hazırlamanız gerekiyor. Çünkü bilgiyi biz sadece örnek olsun diye giriyoruz tablolara. Dolayısıyla bir program yapmaya başlamadan önce programın veri tabanı şemasını bu şekilde hazırlamamız gerekiyor. Bilgi giriş işlemleri sadece öğrenme aşamasında yapılması gereken, öğrencinin görmesi açısından yapılan bir işlem. Diyagram oluşturma, veri tabanının şemasını oluşturma işlemi budur. Şema budur. Şema içerisindeki bilgileri siz hazırladığınız bu şemaya programlar gönderir. Otomatik olarak oraya bilgiler gelir. Hiçbir zaman veri tabanı tablosunu açıp da elimizle oraya Ahmet, Turan, işte 11A gibi bilgileri kendimiz hiçbir zaman girmiyoruz. Bunları otomatiğe bağlıyoruz. Bunları programlar giriyor otomatik olarak. Ama biz gene bu yapıları daha iyi anlayın diye gelelim Excel üzerinde de bu yapıyı anlatalım. Evet, gelip buraya bir tane tablo oluşturacağım. Tablomun ismi öğrenci VT olacak. Bu öğrenci VT'yi açacağım ve içerisini ilk başta şöyle temizleyeceğim. Şunu kapatalım. Şöyle yeni diyelim. Boş çalışma sayfası hazırlasın bize. Evet, birinci tablom öğrenci tablosu. İkincisi öğretmen. Üçüncü branş. Dördüncüsü ise şube. Tabi burada Türkçe karakter gerçek veri tabanını hazırlarken tabii ki kullanmayacağız. Şimdi öğrenci tablosuna geldiğimizde neyimiz vardı bizim burada? Öğrenci ID'miz vardı. İkinci kolonumuz öğrenci no idi. Dördüncüsü TC kimlik. Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi dedik. Bu şekilde kolon başlıklarını hazırladık. Bizim alt alta yazdığımız şemadaki bilgileri buraya bu şekilde doldurduk. Şimdi ikinci tür bilgiyi dolduralım. Mesela branşlar. Diyelim ki şuraya branş ID diyelim. Buraya da branş adı diyelim. 1 numaralı branş matematik. 2 numaralı branş fizik. 3 numara kimya. 4 numara biyoloji. 5 numara edebiyat. 6 numara tarih diyelim. Evet, bu şekilde branş tablomuz da hazır. Buraya herhangi bir şey eklemeniz gerekmiyor. Sadece branş için kullanacak olan tablo. Şubeye geldiğimizde ise şurada da şube ID şube diyelim. Şunları kalın yapalım. Şuraya 1 numaralı şube. 10 şöyle diyelim 9 A. 2 numaralı şube 9 B. 3 numara 9 C. 4 numara 10 A. 5 10 B 6 10 C 7 11 A 8 11 B şeklinde gitsin. Bir de 9 12'lerden de bir tane şöyle 12 A diyelim. Evet, şu şekilde de şube bilgileri elimizde olsun. Öğretmenlere gelirsek eğer şöyle diyelim ki öğretmen ID şurası ad soyad şöyle cinsiyet, doğum tarihi diyelim. Şimdi dedi ki her bir öğretmenin şöyle bilgilerine girelim. Şuradan öğrenci bilgilerini girelim ilk başta. Mesela bir numaraya öğrenci no 120 şey 1203 olsun. TC'si şöyle 11 haneli bir şey olsun. Ali Tuna olsun. Şöyle erkek diyelim. 9 9 2006 diyelim mesela. Şöyle de olmaz bu da. 2001 diyelim. Şunu şöyle arttıralım aşağıya doğru. Şöyle 2 3 4 1204
1205 1200 diye. Şunları da tabii değiştirmemiz lazım. Şöyle gibi. Şuraya da Hasan diyelim. Çok bunları zaman harcamaya gerek yok. Ahmet diyelim. Erkek. Şunlar aynı olsun. Hasan diyelim. Şöyle Mehmet diyelim. Bunların hepsi akraba olsun. Şimdi böyle bir dört tane öğrenciyi buraya ekledik. Öğretmenleri de ekleyelim. Hatta bunlar ilerleyen zamanlarda öğretmen olmuşlar. Şöyle 1981 diyelim. Şöyle Ali, bunların soyadlarını değiştirelim bir tek. Ali Yılmaz diyelim. Bunlar da hatta akraba olsun. Gibi. Tabi bunlar da, pardon, şurada at şuraya gelmesi lazım. At. At şurada. Soyad. Burada. Doğum tarihi. Dört öğretmenim burada. Cinsiyet. Burada. Evet, bunlar da bu şekilde olsun. Şimdi baktığımız zaman öğretmeni bir branş atamamız lazım. Ne yapacağız? Ama branş ID diye bir alanı atacağız. Bu mesela matematik öğretmeni olsun. Bu fizik öğretmeni. Matematik öğretmeni olsun bu da. Bu da yine fizik öğretmeni olsun. Evet, 2 numara neydi bakalım? 2 numara fizik, 1 numara matematik. Evet. 2 tane matematik öğretmeni, 2 tane fizik öğretmeni var. Şimdi öğrenciye baktığımız zaman öğrenciye de bir şube eklememiz lazım. Çünkü her bir öğrenci sadece bir şubede. Bunların hepsi şöyle bir numara. İkisi bir numarada, ikisi de iki numarada olsun. Bir numaralı şubede iki öğrenci, iki numaralı şubede iki öğrenci. Yani 9A'da iki öğrenci, 9B'de iki öğrenci var. Burası da tamam. Şimdi öğretmen ve branşı, öğretmen ve şubeyi birbiriyle birleştirmemiz gerekiyor. Onun için ne yapacağız? Öğretmen alt çizgi branş diyelim. Buraya da öğretmen ID bir de branş ID buraya yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla şurada diyeceğim ki bir numaralı öğretmen bir numaralı branşa girerken gene bir numaralı öğretmen kim o bir numaralı öğretmen? Ali. Bir numaralı şube kim? 9A. Ali gelip 9A'ya girerken Ali ismindeki öğretmen aynı zamanda 2 numaralı şubeye giriyor. Hatta Ali öğretmen çok çalışkan gelip 3 numaralı şubeye de giriyor. Hatta Ali öğretmen 4 numaralı şubeye de giriyor. 4 farklı sınıfta dersi var. Şimdi gelelim sadece pardon burası şube. Şube olacak burası. Evet diyeceğiz ki burada 1 numaralı öğretmen 4 tane şubeye giriyor. Peki 1 numaralı şubeye giren sadece Ali öğretmen mi? Hayır. Bir numaralı şubeye giren bir de Mehmet var. Dolayısıyla şuraya da 4 diyeceğiz. Yani bir numaralı şubenin aslında Mehmet öğretmeni var. Ali öğretmeni var. Bir de gelip Hasan girsin. Yani burada baktığımız zaman bir numaralı şube. Kim bu bir numaralı şube? 9A. Kim giriyor bunlara? Bir numaralı şubeye 1, 3, 4. Kim onlar? Ali, Hasan, Mehmet. Yani bu bir numaralı şubeye giren 3 tane öğretmen var. Peki şuraya bakalım. Bir numaralı öğretmen Ali 4 tane de şubeye giriyor. Yani iki taraftan da baktığınızda çok ilişki var burada. Bir şubenin birden fazla öğretmeni varken her öğretmen de birden fazla farklı şubeye girdiği için burada çok ilişki kurmanız gerekiyor. Ama buraya baktığımız zaman öğrencinin sadece bir şubesi olabilir. Gelip de bunu çok yaparsan eğer ayrı bir tabloya alırsan şubeyle öğrenci tablosunu kesiştirip o zaman çok olmuş oluyor. Yani bir öğrenci birden fazla şubenin öğrencisi olmuş oluyor. Her bir öğrenci gidip 9A aynı zamanda 9B'den ders alamaz. Ama üniversiteye baktığınızda bu mümkün. Neden? Çünkü üniversiteye gittiğinizde işte bazı dersleri almak zorunda değilsiniz. Ya da dikey geçişle gelmiş olan öğrenciler gidip iki tane farklı sınıfta ders alabiliyorlar. Gidiyorlar işte birinci sınıfta dersleri var, ikinci sınıfta dersleri var. İşte ikinci sene direkt üçten itibaren sadece bir sınıfın öğrencisi olarak devam edebiliyorlar. İşte bu gibi yapıları kullanabilmek için burada lisede olan işlemi kullanamazsınız. Üniversitede çok ilişki yapmanız gerekiyor öğrenciyle şubeyi. Ama şu anki lise ya da ortaokul açısından baktığınızda her bir öğrencinin bir şubede olduğunu biliyoruz.
Öğretmene baktığımız zaman da öğretmen de sadece bir branşı var. Branşı bir tane. Yani örneğin Ali ile Hasan bir numaralı branşta, matematik branşında. Ahmet ile Mehmet fizik branşında. Gelip bu adama aynı zamanda matematik, aynı zamanda Türkçe öğretmeni diyemezsin. Ama okullarda bazen alt branşlar oluyor. Yani adam beden eğitimi öğretmeni ama gidiyor müziğe de giriyor. Ama adamın asıl branşı beden. Buraya beden yaparsın ama bir de alt branşı. Bir de alt branş için gidip çoko çok tablo hazırlaman gerekiyor. Çünkü alt branşlarda da öğretmen gidip birden fazla branşta derse girdiği için o bilgileri de ayrı bir tabloda saklaman mümkün. Ama basit olarak ayrıntıya girmeden baktığımızda bu yapı bizim işimizi görür. Bilgi saklamamızı sağlar. Burada birebir ilişki tipini kullanmadık. Birebir ilişki tipinde kullanabilirdiniz. Örneğin öğrenci bilgilerinin, detay bilgilerinin yani en çok kullanılanları buraya eklersin. Ama öğrencinin detay bilgileri vardır. Öğrencinin ağırlığı, kilosu, boyu, işte bir hastalığı var mı yok mu? Bu gibi bilgileri de detay bilgilerini de gelip bir tane öğrenci detay tablosu oluşturup öğrenci detay tablosunun ID'sini de öğrenci ID ile aynı bu şekilde verip kayıtların detay kolonlarını da orada oluşturabiliyorsun. Bu kolonları burada da uzatabilirdin. Veri tabanı açısından problem yok. Ama detay bilgilerini ayrı bir tabloda tuttuğun zaman programın ilerleyen çok karmaşık veri tabanı işlemlerinde işinizi kolaylaştıracak bir yöntem. Ama çok detaya şu aşamada girmeniz gerekmiyor. İşin bir temelini öğrenin. Temelini öğrendikten sonra o öğrendiğimiz temelle bir program yapmaya başlayalım. Bir web sitesini yapmaya başlayalım. Daha sonra detay bilgileri de öğrenirsiniz. Çünkü başta öğrenme aşamasında detaya girmek sonuca giden yolu uzatıyor. O süreçte de öğrenci sıkılıyor ve işten soğuyor. Dolayısıyla her şey gerektiği kadar. Gerektiği kadar öğren, işin bir sonucunu gör. Daha sonra bu süreçleri tekrar geriye dönüp yavaş yavaş ilerleyerek daha detaya girip de daha güzel, daha performanslı, daha güzel uygulamalar yapabiliriz. Veri tabanı açısından baktığımızda bu yapı illa doğrudur diyemem. Bu yapı tamam ilk baktığınızda doğru ama biraz daha böyle araştırma yaptığınızda, biraz daha öğrendiğinizde belki burada bilgi tekrarını daha az indirgeyebiliriz. Bu da mümkün. Evet, bu şekilde aynı öğrenci tablosu olduğu gibi örneğin bir otogaleri veri tabanı yapabilirsiniz. Oto galeri. Gidip bir market veri tabanı yapabilirsiniz. Ya da bir siparişleri tutacak olan bir veri tabanı yapabilirsiniz. Yani ürün veri tabanını genişletip sipariş özelliği de buraya ekleyebilirsiniz. Örneğin bir tamir dükkanı. Telefon tamir. Tamir bilgilerini tutan bir uygulama yapabilirsiniz. Muhasebe ile alakalı bir uygulama yapabilirsiniz. Buradan bununla alakalı işlemleri yapıp doğru mu değil mi diye bana ulaşıp sorabilirsiniz.